şu yastığınızı düzelteyim de. İyidir Evset, sağ ol canım. Sırtın ağrıyacak ama. İyiyim yavrum, bu kadar üstüme düşmeyin. İyi. Taze sıkılmış meyve suyunuz geldi. Oo, siz böyle yaparsanız. Hiç kalkmam bak söyleyeyim. Bir an önce kalk diye yapıyoruz anneciğim. Üşümüyorsunuz değil mi? Yok, sıcak bile. Kalorifer çok mu yanıyor ne? Halil ayarını yükseltmişti. Söyleyeyim de kızsın biraz. Melek, nerede kızın baban? Bahçede. Feride Hanım'ın vazosu boş olur mu dedi. Çiçek toplamaya gitti. Gidiyor musun? Anca, uçuşa 2 saat kala havalanda olmam lazım. Nejat çok kalma. Bak hastayım, tamam mı oğlum? 1-2 güne kalmaz bütün işlerimi halledip döneceğim. Merak etme, söz. İnşallah. Canım oğlum. Korkuyorum ben. Önce işim uzun sürdü dersin, ondan sonra hala sürüyor falan. Boşuna bekler dürürüz seni burada. Hayır, hayır. Bana söz verdi. Erkenden dönecek, değil mi? Ben bırakayım havaalanına seni. Olur. Ben de geleyim. Ben sonra okula gideceğim ama. Evet, çıktı. Çıktı. Buyurun yukarıda, dinleniyor. Merhaba. Merhaba. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Buyurun oturun. Oturmayacağım. Ziyaretimin asıl amacı size bir durumu bildirmek. Yolculuk mu var? Evet. İngiltere'ye gidiyorum. Birkaç güne kalmaz döneceğim. Tam zamanında geldim öyleyse. Hazır seni de yakalamışken söyleyeyim. Evimi hemen boşaltmanızı istiyorum. Evi boşaltmamızı mı istiyorsunuz? Evimi. Bu ev Necat'ın hanımefendi. Öyle mi? Peki öyleyse. Bu nedir? Hı? Tapu senedi. Ama nasıl olur? Fahrettin Bey bu evi Necat'ın üzerine yapmıştı. Bana söz vermişti. Belge imzalamıştı. Hastasınız. Böyle boş konuşmalarla kendinizi yormayın Feride Hanım. En kısa zamanda toparlanın ve evimden çıkın. Olamaz. Bu işte bir yanlışlık var. Bu ev Nejat'ın. Nejat babasının hiçbir şeyini istemediğini defalarca söyledi. Yıllarca arayıp sormadığı, yüzüne bile bakmadığı bir adamın malında hak iddia edecek değil herhalde, değil mi? Öyle değil mi Nejat? Bu kadar gurursuz olamazsın herhalde. Çek git bu evden. Terk et bu evi. Tapu senedim var. Ne yapıyorsun? Artık yok. Suç işlediğinin farkında mısın? Bir belgeyi yırttın. Sınırlarını zorlama. Benimle de uğraşma. Bak ne var ne yok çeker alırım altında. Şimdi defol git evden. Bir daha da gelme. Hangi cesaretle bana böyle davranıyorsun sen? Bana meydan okuyacak cesareti nereden buluyorsun sen? Babanın servetine güveniyorsan hiç iştahlanma. Defol git bir yerden. Siz de Nejat'a güvenmeyin. Mecbursunuz. Çıkacaksınız. Çık dedim sana, çık! Bırak! Geçmiş olsun. Thank you.
biraz bekleyelim. Ne oldu? Şoke oldular. Çok normal. Ama Nejat çok büyük tepki gösterdi. Tapuyu yırtlattı. Önemli değil. Kayıtlı belge. Yenisini çıkartırız. O tamam, çıkarmasına çıkarırız da. Beni asıl endişelendiren Nejat'ın tavrı. Nejat bu kadar cesaretli değildi. Etrafındakileri gösterim yaptı yoksa yavaş yavaş akıllanıyor mu bilemiyorum. Ama başımıza dert olacağı benziyor. Onu problem etme. Hep benim hatam, hep. Zamanında o Fahri cimrisinin elinden ne var ne yok alabilseydim... ...o aptal oğlu karşımda böyle konuşamayacaktı. Ben de bu işlerle uğraşmak zorunda kalmayacaktım. Merak etme, halledeceğim ben. Her şey senin istediğin gibi olacak. Bunun için buradasın sen. Nasıl olur Evset? Fahrettin Bey bana söz vermişti. Sözü sana eve eşine vermiş işte. Hala niye konuşuyoruz, neyi tartışıyoruz ki? Ne yapacağız şimdi? Nereye gideceğiz? Hiçbir yere. Bu ev sizin. Sizi buradan kimse çıkartamaz. Kanunen hakkı var ama. Zorla oturamayız ki evinde oğlum. Çıkar gideriz, onun evine kalmadık. Bu kadar kolay mı? Burası bizim yuvamız kızım. Hep öyle olacak teyze. Fahrettin Bey'in bir sözüyle senelerdir güven içinde yaşadık burada. İşte sözü buraya kadar. İnanamıyorum ya. Nasıl olacak? Bu kadınla uğraşamayız ki. Bütün her şeyi ona bırakıyorsun zaten. Daha ne istiyor ki? Gözü aç kızım, gözü. Sen de dikil karşısına. Babandan kalan her şey ondan çok senin hakkın değil mi? Daha ne istiyor? Geç kaldım, gitmem lazım. Evet, çıkalım. Ben de oradan okula gideceğim. O kadını bir daha içeriye almayın. Ben bir avukat Aydın Bey'i arayacağım. O bir durumu değerlendirsin, baksın. Anlayalım ne oldu. Tamam, en doğrusu. Bak, bu işin içinde bir iş var, ben söyleyeyim Nejat. Öyleyse çıkar orada. Hadi, teyzem sana emanet. Merak etme. Kadın geldiğinde sakın içeriye almayın. Tamam. Hele sen hayırlısıyla bir git gel. Gözün arkada kalmasın. Alacağım. O zaman şimdi bu, sonra vitamin. Ay, titriyorsunuz siz. Tansiyonunuza bakayım. Melek kızım, şu tansiyon aletini versene. Sağ ol. Olmaz böyle şey. İnanamıyorum hala. Ne Nemrut kadın. Hasta insana yapılacak şey miydi bu? Bari siz iyileşene kadar bekleseydi. En zayıf anı kollamış belli. Yoksa şimdi söyler miydi bunu? Keşke almasaydın içeri baba. Ne bileyim kızım. Ben de insan gibi geçmiş olsuna geldi zannettim. Ne yapacağız şimdi? Ortada kaldık. Şişt, şimdi konuşmayın. Yazık, Nejat da bu moralle yola çıktı şimdi.
Aklı hep burada kalacak. Sağ olun. Aslında pek iyi değilim. Belki Hanım sınırlarımı zorlamaya başladı. Yapma böyle. Sıkma canını. Kararını bildirdin. Onlar düşünsün artık, sen değil. Ya boyun eğmezlerse? Yapacak hiçbir şeyleri yok. O ev resmen senin. Ya kurcalarlarsa? Ya bir açık bulurlarsa ne yapacağız? Şimdilik hiçbir şey bulamazlar. Merak etme. Şimdilik? Sağlam adamlarla çalıştım. Ama yine de belli olmaz. Birilerinin araştırdığını öğrenince tavır değiştirebilirler. Yani? İyi beslemek lazım adamları. Paralarını aldılar. Daha ne vereceğim? İşi sıkı tutmak için. Bir iki kere daha belki. Hayır vermeyeceğim. Sonra arkası gelmez bunun. Ödemeyi onların da ellerini bağlayacak şekilde yaparsak ses çıkaramazlar. Tamam, ne gerekiyorsa yap. Ayak bağı olsun istemiyorum. Merak etme. Rahat ol sen. Teyzem de çok huzursuz oldu. Lütfen eğer ilgilenirseniz... Tamam. Tamam, sağ olun. Evet, teyzem evde. Tamam, çok teşekkürler, sağ olun. Aydın Bey ilgilenecek bu durumla. Bugün teyzemle konuşmaya gidecek. Artık halledeceğiz bu durumu. Merak etme. Gülen. Annem hiçbir şey anlatmadı bana. Sevgimi sakladı durumu. Hangi durum? Maddi sıkıntıları işte. Hiç hissettirmedi. Yakın zamana kadar. Mecbur kalana kadar hiçbir şey söylemedi. Beni hep gerçeklerin dışında tuttu. Üzülmeyeyim diye yaptı belki. Ama haksızlık etti. Hazırlanamadım ben bu duruma. Bilseydim daha sağlam dururdum ayakta. Böyle bocalamazdım. Sen her zaman sağlam bastın ayakta. Sen de aynı şeyi yapıyorsun. Beni gerçeklerden uzaklaştırmaya çalışıyorsun. Sen böyle söyledikçe daha da güçsüz hissediyorum kendimi.
Sen kendine haksızlık ediyorsun. O kadının karşısında hiçbir şey yapamadık bugün. Annemin çaresizliğini gördüm gözlerinde. Çaresiz telaşını gördüm. Hüsran. Sakın. Sakın anneme söylediklerini bana da tekrar etme. Beni de teselli etmeye çalışma. O kadının gücünü biliyorum. Nasıl biri olduğunu da. Ev gidecek elimizden. Çıkmak zorunda kalacağız. Çünkü hiçbir şeyimiz yok. Çünkü hiçbir şeyimiz... Bir çaresine bakacağım diyorum. Güven bana. Sadece evde hiç söz konusu olan. Başkalarına bağımlı olarak yaşamak ağrıma gidiyor. Senin hayatında kendimize zorla yer açmamız. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Annem seni burada kalmaya mecbur etti. Sırf onu kıramadığım için, sırf bizim yanımızda olabilmek için vazgeçtin her şeyden. Kimse beni mecbur etmedi. Ben kendim istediğim için kaldım. Çevre yolu kalabalıktır şimdi. Trafikten öğrenelim durumu. Ben aslında deniz otobüsüyle gideyim. Hem uçağa çok geç kaldım, riske atmamış olurum. Aslında havaalanına kadar gidersek ben de okula geç kalmış olurum. O zaman en iyisi deniz otobüsü. Tamam. Bence de. Aklımdayken şu bizim turizm işini Necat'a açtım biraz. Daha detaylı konuşmadık ama... Ne diyorsun? Birlikte çalışalım mı? Lansmanı onunla yapmak iyi olur bizim için. İyi fikir. Bir konuş bence. Ararım bugün. O bugün Londra'ya gidiyor. Birkaç gün sonra döner. Ya. Bilseydim ben de onunla giderdim. Yarın fuar başlıyor Londra'da. Hani gitmeyecektin? Sıkıcı olur diye gitmekten vazgeçmiştim. Necat'ta giderdim halbuki. Bana bak. Yoksa Necat'a asılıyor musun sen? Ben senin asıldıkların hesabını soruyor muyum hiç? Hiç öyle bir şey yapmam. Genelde kızlar bana asılır. Zülen istisna mı oluyor bu durumda? Bu kadar yeter hanımlar. İzninizle artık hazırlanıp toplantıya yetişmem gerekiyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Saatler olsun. Teşekkür ederim. Kendine de. Hiçbir şey için üzülmek yok. Anlaştık mı? Ne zaman döneceksin? İşleri toparlar toparlamaz. Ne zaman toparlayacaksın? Aylar mı sürecek, haftalar mı? Birkaç güne sığdırmaya çalışacağım. Efendim Eda. Merhaba, neredesin?
Şu an yoldayım. Havaalanına gidiyorum. Londra'ya gideceğim de. Namık söyledi. Bilseydim ben de seninle gelirdim bugün. Yarın gidiyorum ben de. Ya. Fuara katılacağım. Ama çok da boş vaktim olacak. E o zaman yarın görüşürüz orada. Tamam. Gelince ararım seni. Tamam. Telefonlaşırız. İyi yolculuklar. Hadi sana da. Eda da yarın Londra'daymış bir fuar için. Güzel organizasyon. Hadi bakma öyle. Daha önce planlamadığımıza inanmamı beklemiyorsun herhalde. Ne diyorsun sen ya? Yok öyle bir şey. Olsa da kimseyi ilgilendirmez zaten. Hadi kalkıyor. Koş. Necat'ın üzerine yapacağını söylemişti. Belge imzalamıştı hatta. Evet, ondan da haberim var. Konuşmuştuk. Ama daha sonra ne oldu bilemiyorum. Sözünü etmedi bir daha. Ben işlemleri yaptı diye biliyordum. Ben de. Onun rahatlığıyla bunca sene oturduk. Beksan'ın üzerine yaptığını bilseydik, tedbirimizi almaz mıydık? Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Fahrettin Bey'in bu imzaladığı belgenin bir kopyası var mı sizde? Var. Esed. Ben siz geleceksiniz diye hazırlamıştım. Buyurun. Ben alayım bunu. Bu kadın bir iş çeviriyor Aydın Bey. Kesin. Ev gerçekten onun olsaydı bu zamana kadar beklemezdi. Fahrettin Bey'den çekeni desem adam aylarca hasta yattı. O zaman başlardı bizi taciz etmeye. Hastalık da başka bir mevzu ya. Neyse. Bırak Evset. O da korkunç bir şey. Bilmiyorum. Ben duyduğumdan beri çok huzursuz. Nedir mevzu? Evlerine çalışan bir Hatice Hanım vardı. Siz de tanırsınız. Evet. Belki Hanım'la tartışmışlar. Onu işten çıkarmış. Geçen de bize geldi. Dert yandı. Belki Hanım'la ilgili bir sürü şey söyledi. Hatta o kadar ileri gitti ki Fahrettin Bey'i Belki Hanım'ın öldürdüğünü söyledi. Yani ölümünü hızlandırdığını. Bilemiyoruz. Günah boynuna. Çok ciddi bir itham bu. Evet, insan inanmak istemiyor. İftira deyip geçilemez ama. Ben bunu da araştıracağım, bu tapu meselesini de. Necat'a söylemiştim zaten. O istemese bile ben onun mallarının takipçisi olacağım. Hatice Hanım'ın iddiaları için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama bu tapu meselesi gerçekten çok midemi bulandırdı Aydın Bey. Bu işte bir numara var ama bilmiyorum. Araştıracağım, merak etmeyin siz. Toplantınız yarım saat sonra. Tamam. Mektuplarınız. Ben bir kahve içeceğim. Tamam, hemen getiriyorum. Ali Bey? Ben istemem. Peki. Bugün adamlara ödeme yapabilecek misin? Sıcağı sıcağına bu işi kapatalım diye söylüyorum. Bu adamlar konusunda biraz tedirgin olmaya başladım. Şimdiden köşeye sıkışmış gibi hissediyorum kendimi. Söyledim. Ağızlarını kesin olarak kapatacağım. İnşallah. Bu işin içinde ben de varım. Seni düşündüğüm kadar kendimi de düşünüyorum. Kariyerime riske atmak istemem. Adımlarımı sağlam atıyorum. Merak etme. Tamam, öderiz. Bu iş bana umduğumdan pahalıya patladı ama neyse. 3 kuruş paraya koskoca köşk sahibi oldun. O evin değerinin yanında işlem için verdiğimizin bir lafı olmaz. Bugün çok para sözü geçti. Yeter, sıkıldım, gerildim. Tamam, konu kapanmıştır. Koku kip sorundan bahsediyor, bak bakalım. Biliyorum bu meseleyi. Karşı dava açtık bile.
beni güldüren şey ne merak ettim. Bir yardım kuruluşu yararına müzayede davetiyesi. Sponsorlar arasında Andaç Şirketler grubu da var. Bayılıyorlar böyle şeylere. Namık Andaç geçenlerde bir müzik festivaline de sponsor olmuştu. Davetiye de gelmiş madem. Müzayedeye katılmak şart oldu. Neden? Andaçlar gibi güçlü dostlara ihtiyacım var da ondan. Alarm sistemini mi siz kuracaksınız? Evet. Önce kamera sistemini bir kuralım da. Uzun sürer mi bu iş? 1-2 saatte biter. Ya gürültü yapmayalım da yukarıda hastamız var. Tamam. Dikkat ederiz. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Mercimeği de ayıkla. Mercimek çorbası da yapalım. İçsin sıcak sıcak Feride Hanım. Berkas Hanım onları evden atarsa biz ne yapacağız anne? Biz nereye gideceğiz? Aa, laf mı bu şimdi kızım? Onlar nereye giderse biz de birlikte gideceğiz işte. Bizi niye peşlerinde sürüklesinler ki? Mecbur ayrılacağız. Hayır, ayrılmayacağız. Ayrılamayız. Neden ama? Yıllardır birlikteyiz. Bizsiz olamazlar. Paraları yok. Böyle büyük bir eve taşınamazlar ki. Anne, kız küçük bir dairede otururlar. O zaman bize ihtiyaçları da kalmaz. Bu ev büyük diye biz onlarlayız. Başınızın çaresine bakın derlerse biz ne yapacağız? Feride Hanım öyle bir şey söylemez. Hem bu evden çıkmayacaklar. Avukat Aydın Bey'i duydun. Pabuç bırakmayacak o kadına. Asıl Necat'ın uğraşması lazım. O da işin peşine düşecek, arayacak hakkını. Aman, o Feride Hanım'ı rahatlatmak için öyle söyledi. İstemiyor babasının hiçbir şeyini, nefret ediyor babasından. Haklı da bence. Benim de babam beni öyle küçükken götürüp başkasına verse ben de nefret ederdim. Zor durumdaydı adam. Çocuğunu başkasına vermiş birine nasıl savunursun ya? Savunmuyorum. Ama ne bileyim, yabancıya vermedi ki. Teyzesine emanet etti. En yakınına, en güvendiği kişiye. Hem sürekli gözü üstündeydi, yakınındaydı oğlun. Olsun, sonuçta vermiş ya. Nasıl bir travma yaratmış Necat'ta? Hala geçmişiyle derdi var. Hala eskileri deşip duruyor. Daha geçen gün babamı bahçede sıkıştırmış sorular soruyordu. Sanki çocukluğuna ait bir sırrı açığa çıkarmak ister gibi didikliyordu. Sen şuradan bana bir kap versene kızım. Sen o sırrın ne olduğunu biliyor musun anne? Melek, sen neler kuruyorsun kızım sır mır falan diye? Var bir şey. Ben anlıyorum. Varsa da ben bilmiyorum. Doğru söylemiyorsun gibi geliyor bana. Melek, ne oluyor kızım sana durup dururken? Durup dururken değil. Necat ilk geldiğinde Feride Hanım'la fısır fısır bir şeyler konuşuyordunuz, gördüm. Siz ikiniz bir şey saklıyorsunuz. Melek. Niye kalktınız? Sıkıldım yukarıda yalnız. Melekciğim, bu üstümdeki yetmeyecek galiba. Yukarıdan hırkamı getiriver. Hadi güzel kızım. Ay nasıl indiniz merdivenleri tek başınıza? Seslenseydiniz. Hay Allah. Tutuna tutuna indim Esset. Hadi koş kızım, koş. Getir Feride Hanım'ın hırkasını. Ne oldu? Sorular soruyor. Bir şeylerden şüpheleniyor. Sıkıştırıyor beni. Affedersiniz, hemen geliyorum.
Efendim? Selam. Neredesin? Kreşteyim, derste. Ne kreşi? Söylemedim değil mi? Ben haftada bir gün kreşte dans dersi veriyorum. Çok iyi ya. Aferin sana. Evet. Çok zevkli. Tahmin ediyorum. Öğle yemeğini birlikte yiyelim mi diye aradım ben. Akşama provam var. Çok yoğunum. Bitince ara o zaman. Akşam yemeğine çıkarız halin kalırsa. Bakalım. Ararım. Telefonunu bekliyorum. Sen de yarın Eda ile Londra'ya gidecek misin? Yok, o yalnız gidiyor. Niye sordun? Hiç. Öylesine. Beni şimdi aradı gidiyorum diye. Sen nereden biliyorsun? Necat'la konuşurken duydum. Fuar varmış galiba. Bahanesi o. Necat'ı bir an önce toparlayıp buraya getirsin diye gidiyor. Kapatmam lazım. Çocuklar bekliyor. Tamam. Ara ama bekliyorum. Sana da. Hadi çocuklar çabuk. Hadi yerlerinize çabuk çabuk. Hadi hadi. Karşılama. Neredesin kaç gündür? Diğer soruya geçelim. Soru sormak yok. İlişkiyi sorgulamak yok. Hayatında var mısın, yok musun bilmiyorum. Yoğun bir iş günümün ortasında buradayım. Hmm. Ben hep kısıtlı zamanlarla yetinmek istemiyorum Namık. O zaman zamanımızı boşa harcamayalım. Neden dayanamıyorum sana? Neden karşı koyamıyorum? Çünkü ben karşı konulmaz bir adamım. Sen megalomansın. Bunun kime ne zararı var? Ben çıkıyorum. Geç kalmadın mı sen? Kaçta sınavın? Erken bile gidiyorum. 2 saatim daha var. İş çalıştığını görmedin. İyi hazırlandım. Merak etmeyin. Hadi bana başarılar. Melek. Gel bir dakika. Gel. Belki sanırım hepimiz çok huzur sevdi. Annem bazı endişelerin olduğunu söyledi. Yavrum. Biz sizinle bir aileyiz. Bu evde doğdun, bu evde de büyüdün. Sen de benim kızımsın. Nerede yaşarsak yaşayalım, hep birlikte olacağız. Hep yanımda olacaksınız. Zülal de sen de evlendiğiniz zaman ayrılacaksınız buradan. O zaman da çocuklarınıza bakmak için gelip yanınıza yerleşeceğiz. Yine birlikte olacağız. Kurtuluş yok bizde. Hiçbir şey düşünme. Aklını sınavına ver. Tamam mı güzel kızım? Tamam. Görüşürüz. Başarılar. Allah zihin açıklığı versin.
sen. Ne işin var burada? Bekledim. Sen aramayınca akşam yemeğini garantiye almak için geldim. Vakit bulamadım. Bittiyse çıkalım mı? Benim eve gitmem lazım. Yapma ama. Buraya kadar geldim bak. Annem hastaneden yeni çıktı. Yalnız bırakmak istemiyorum onu. Yalnız değil ki. Yanında kaç kişi var? Olsun. Lütfen Zülen. Kırma beni. Uzun kalmayız söz. Bir, en geç iki saat. Peki. Ben hazırlanayım. Hemen gelirim. Bakalım, göreceğiz. Kim o çocuk? Sevgilin mi? Hayır, arkadaşım. Arkadaşına söyle, ona aşık olabilirim. Hayatımın geri kalanını onunla birlikte geçirebilirim. Çöllerde su kuyuları açabilirim. Git başımdan deli. Değer ama çok yakışıklı. Bakıyorum ben. Alo. Anneciğim. Canım. Nasılsın bir tanem? İyiyim yavrum. Sen nasılsın? Okuldayım ben şimdi. Çıkıyorum da Namık geldi beni almaya. Bir yerde oturacağız. Biraz geç kalırım, merak etme. Çok geç kalma ama. Yok yok, bir iki saat falan. O kadar. Oo. Peki yavrum, selam söyle Namık'a. Tamam, söylerim. Öpüyorum. Ben de kızım. Namık okula gitmiş onu almaya. Bir yerde oturacaklarmış, biraz ona haber veriyor. Allah Allah. Sen miydin? Kamera sistemi bitmiş, çalışıyor mu? Tabii çalışıyor. El salladım hepsine. Deli. Nasıl geçti sınavın? Çok iyi. Aferin benim kızıma. Demek Zülal'le ilgileniyor. Ben de Sezer gibi oldum ama acaba mı dedim. Namık iyi bir çocuk. Ailesi de sen keza. Varlıklı, çalışkan. Keşke anlatsalar. Kısmet. Zülal için çok iyi olur. Hepimiz için de. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçti sınav? Çok iyi. Maşallah benim güzel kızıma. Necdet aradı mı? İndiğinde aradı. Çok iyi geçmiş yolculuğu. Ona haber verdi. Bir daha aramadı. Akşam arar yine. Ya da biz Zülal'le birlikte ararız. Nerede o? Odasında mı? Daha gelmedi. Geç kalacakmış. Namık'la buluşacakmış. Hmm. Yok canım öyle bir şey. Öylesine. Böyle böyle bir şeyler başlar belki ha? Dur bakalım. Zaman ne gösterir bilinmez. Bayılıyorum bu evin havasına vallahi. Gündem nasıl da çabuk değişiyor. Sabah Belkıs Hanım'la dertlenirken şimdi Namık'la gülüyoruz. İyi hatırlattın. Ay. Çok özür dilerim. Hadi kızım sen elini yüzünü yıka, sofrayı kur. Tamam. Ben de tepsiyi hazırlayıp size getiririm. Hayır, ben de geleceğim aşağıya. O zaman hazırlayınca çağırırım ben sizi. Peki. Çok güzel dans ediyorsun. Salonda bir tek beni gördüğün için böyle söylüyorsun. Bir de sor bakalım neden bu kadar çalışıyorum. Ben gördüğümden hoşlandım. Bu yıl müzayedeye sizin de sponsor olduğunuzu bilmiyordum. Evet. Gördüğün gibi sanatla çok yakından ilgileniyoruz. Annem için de önemli bu müzayede. Doğru ya. Feride Hanım meraklı antikalara. Özellikle bu aralar. Herhalde gelir müzayedeye değil mi?
Ayrıca ben davet ederim ama haberi vardır zaten. Var tabii. Aslında biz dolaylı olarak katılıyoruz bu müzayedeye. Anladım. Sizin yerinize başkası satın alacak. Hayır, satacak. Annem bu yıl en değer verdiği hatırasından ayrılacak müzayedede. Benim için önemli değil. Ama annem üzülüyor. Neyse, kapatalım bu konuyu. Çok iyi anlıyorum. Merhaba. Aa, merhaba. Aramışsın, arayamadım. Bir ara konuşuruz. Önemli değil. Ben Eda ile hallettim. Aa, tamam o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Benden Sekine Eda yakalanıyor. Senden daha çok çalışıyor galiba. Hayır. Bütün işleri o hallediyor. Bütün seyahatlere o gidiyor. Yarın Londra'da fuarda mesela. Oo, o keyif Eda için. Londra'yı çok sever. Bütün öğrencilik hayatı orada geçti. Nejat da orada. Artık yarın akşamdan itibaren Londra'nın altını üstüne getirirler. Bence de. Onlar eskiden çıkıyorlar mıydı? Hayır. Bildiğim kadarıyla ayrı. Birisi kız kardeşin, birisi de en yakın arkadaşın. Nasıl bilmiyorsun? Böyle bir şey olsaydı mutlaka haberim olurdu. Yoksa bildiğin bir şey mi var? Benden bir şey mi saklıyorsun? Hayır, belli mi olur? Ateşle barut. Ben karşımdaki ateşten başkasını konuşmak istemiyorum artık. İyi ki geldik buraya Namık. Moralim düzeldi. Nejat da kaç seneden beri arkadaşsınız? Yine bir manevrayla değişti konu. Gerçekten ilk öğretim diye kalmış aklımda. Yok. Nejat sonradan sınavı kazanıp geldi bizim okula. Liseden beri arkadaşız. Kaşları çatık bir oğlandı. Çok havalıydı. Ben de biraz çelimsizdim. Boyum da ondan kısa. Baktım kızların ilgisi ona kaydı. En yakın arkadaşı oluyordu. Tamamen planlı yani. Yavaş, yavaş. Oo, maşallah, maşallah. Ya bir de bunun dönüşü var. biz yukarı hazırlayalım dedik, siz aşağı inmek istediniz Feride Hanım. O kadar fazla yatamam Halil. Bir an önce ayaklanmam lazım, bir dakika. Karakola gidip sabıkalılara bakacakmış. Gerekiyor ama birkaç gün geçsin birlikte gideriz. Değil mi Feride Hanım? Melekciğim şahane olmuş sofra. Ellerine sağlık. Salatayı da ben yaptım. Alo. Ne haber kız? Aa Nejat. İyiyim, senden ne haber? İşlerini halledebildin mi? Dur, daha yeni geldim. Yarın halledeceğim. Bugün ancak eşyalarımı toparlayabildim. Bir an önce dön. Teyzem nasıl? Yemek yiyeceğiz birazdan. Aşağı inmek istedi. Masanın başında oturuyor şimdi. Çok öpüyorum. Öpüyor seni. Ben de öpüyorum. Belki Zanan'dan bir haber var mı? Yok yok. Sesi çıkmadı hiç. Bir daha çıkmayacak zaten. Döndüğümde temelli halledeceğim bu konuyu. İnşallah. Başka ne yapıyorsunuz? Dedim işte, yemeğe oturacağız birazdan. Ayıptır söylemesi. Bu akşam yemeği ben hazırladım da. Bak şuna. İyi ki bir sofrayı hazırladı. Salatayı bile ben yaptım. Zülal yardım etmedi mi? O yok. Namık'la çıkmışlar. Öyle mi? Ama gecikmeyeceğim demiş. Birazdan gelir herhalde. Tamam. Hadi görüşürüz. Feride teyzeye vereyim mi telefonu? Yok yok. Ben sonra tekrar ararım. Afiyet olsun tekrar. Tamam. Çabuk dön. Bay bay. Bay. Herkese selamı var. Kızım hemen niye söylüyorsun Zülal Namık'la çıktı diye? Söylememem mi lazımdı? Çıktılar falan deyince yanlış anlayabilir de onda. Namık onun en yakın arkadaşı. Bozulmaz ki. Neyse, mesele değil Melek'ciğim. Hadi, afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun.
kimse hiçbir şey hatırlamıyor. Arabayı kim kullandı diye soruyoruz, herkes diğerini gösteriyor. Çok feci yani. Bak iyi insan arıyor işte. Kulakların mı çınladı? Ne oldu? Zülal'le seni konuşuyordum. Ya öyle mi? Beraber misiniz? Evet, bugün okulun oradaydım, konuştuk, bir şeyler içmek için buluştuk. Öyle mi? O kadar çok seni konuştuk ki bak aradın sonunda. Hmm. Beni mi çekiştiriyorsunuz? Okul yıllarını anlatıyordum. Aman ha, açık verme. Çok geç. Selam söyle. Zülal selam söylüyor. Sen de söyle. Ha, ya yarın sen de gelecek misin? Ona göre akşama bir organizasyon yapacağım da. Yok, sadece Eda geliyor. Zaten kimse de bana gel demedi. Ya ne bileyim, bu sizin işiniz. Zaten Eda'nın geleceğini de sonradan öğrendim. Biliyorum, biliyorum. Benim burada kalmam lazım. İşim çok. İyi. Hadi size iyi eğlenceler. Teşekkürler. Gelince görüşürüz. İyi, çok kalmayacağım zaten. Hafta sonunda görüşürüz. Müzayedeye yetişirsen gel bak, çok ilginç olacak. Tamam. Bakarız. Hoşça kal. Hoşça kal. Hafta sonu dönüyormuş. Öyle söyledi. Sekincinin avukatı, evet. Benim artık kalkmam lazım. Annem kötü bir gün geçirdi. Daha fazla yalnız bırakmayayım onu. Ne oldu? Bir şey söyleme. Aile meseleleri. Ciddi problemler yaşıyoruz. Daha da yaşayacakmışız gibi görünüyor. Öyle mi? Yardım edebileceğim bir şey var mı? Hayır, halledebiliriz gibi görünüyor. Teşekkür ederim, çok keyifli geçti. Seni eve bırakayım. Benim arabam okulun otoparkında. Ben giderim. Tamam, oraya kadar bırakayım. Peki, teşekkür ederim. Zülal geldi. Ben bakıyorum. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Avukat Aydın Bey geldi. Yukarı. Yanında da şey var. Hatice Hanım. Buyurun, buyurun yukarı. Hoş geldiniz Aydın Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Feride Hanım. Hoş geldiniz. Kalkamıyorum, kusura bakmayın. Lütfen rahatsız olmayın. Feride Hanım, neler olmuş size? Vallahi yeni öğrendim. Çok geçmiş olsun. Sağ olun Hatice Hanım. Niye haber vermediniz? Ben bakardım size. Sağ olun, iyileştim çok şükür. Büyük geçmiş olsun. Bugünlerde başımızda bir şeyler var ya, Allah beterinden korusun. O kadının melanetidir. Bugün sizden sonra Hatice Hanım'la konuştuk biraz. Avukat Bey her şeyi anlattı. Ben demiştim size, o kadın her şeyi yapar diye. Neyse, konunun üzerindeyim. En kısa sürede bir sonuç alabileceğimizi umuyorum. Sizinle de onu paslaşmak istedim. Her iddiaya girelim, o tapu sahtedir. Aydın Bey'e de söyledim, bir numara çevirmiştir kesin. Bakın buraya yazıyorum. Her ihtimali araştıracağız tabii. Buyurun, size lazım olur. Birleştirdim. Teşekkür ederim. Ama yapıştırırken plastik eldiven kullandım. Hani okuyoruz ya, parmak izi filan. Delilleri bozmayayım dedim. İyi yapmışsınız. Hatice Hanım'dan rica ettim. Evdekilerin bir ağzını arayacak. Aa, çok iyi olur tabii. O kadın cezasını bulacak inşallah. Hemen gelin.
canım. Bana yolda olduğunu söyle. Birazdan çıkıyorum. O kadar yorgunum ki saati unutmuşum. Özür dilerim. Adamlar geldi. Sen biraz oyala. Bir saate kadar çıkıyorum. Bir saat. Oho. Benimle iş yapacaklarsa bekleyecekler. Birazdan çıkıyorum dedim sana. Peki. Başka tanıdık var mı? Var bir iki kişi. Biraz önce Namık Andaç'la Zülal Saral buradaydı. Zülal Saral kim? Nejat'ın kuzeni. Sen o adama yakın olmaya çalışıyorsun ama karşı taraf senden daha yakın gibi duruyor. Tamam, görüşürüz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Annem yukarıda mı? Evet. Şoför bekliyor kapıda, bir yere mi gidecek? Bilmiyorum, bir şey söylemedi efendim. Sen içeri geç, bir şeyler iç. Ben de bir bakıp geleyim. Tamam, ama çabuk ol. Tamam. Merhaba. Hoş geldin tatlım. Güzel kızım benim. Pek dışarı çıkacak gibi görünmüyorsun. Geç kaldım. Nereye gidiyorsun anne? Yeni temsilcilikler için bazı iş adamlarıyla yemek yiyeceğim. Bu gidişle kahveye yetişeceksin galiba. Zaten bir tanışma olacaktı. Ben gidene kadar Ali oyalar onları. Tabii canım, Ali Bey her şeyi halleder zaten. Neyse, Sinan aşağıda. Hala o çocukla görüştüğüne inanamıyorum. Anne lütfen başlama yine. Ben senin yerinde olsam beni öyle ortada bırakmış bir adamın suratına bile bakmam. Lütfen sen karışma. Lütfen. Herkes ne kadar çabuk unuttu Fahrettin Bey'i. Bak görürsün, bu oğlan da yakında serer postu buraya. Sen sağ, ben selamet. Belkıs Hanım indi mi aşağı? Hazırlanıyor Kleopatra 3 saattir. Allah iyiliğini versin senin. Yemek yiyecek miymiş bunlar? Aman bilmiyorum ya. Zaten çok belim ağrıyor. Oturacağım 2 dakika. Ben baktım. Buyurun efendim. Gülsüm merhaba, ben Hatice. Ben Atiye. Aa, alamadım sesini. Ne haber, ne yapıyorsunuz? Bildiğin gibi vallahi. Senin işi de yüklendik. Bir oraya bir buraya koşturup duruyoruz. Almadı mı yerime daha kimseyi cimri? Almadı. Alır mı burada 2 tane enayi varken? Sen ne yapıyorsun? Aramadın gittiğin günden beri. Hayırdır? Belkıs Hanım'ı mahkemeye veriyorum. Tövbeler olsun. Ben vermiyorum. Neyse, uzun hikaye. Olay büyük. Bana bak, sizi de şahit yazdırdım. Mahkemeden çağrılabilirsiniz. Aman yok, bizi karıştırma. Ne diyor? Bizi mahkemeye şahit yazdırmış Belkıs Hanım'a karşı. Ver ver. Bak Gülsüm de olmaz diyor. Dur veriyorum. Hatice neler karıştırıyorsun sen yine? O kadının kahrını çekmeye devam mı edeceksiniz? Yaptıklarını yanına mı bırakacaksınız? Bir fırsat çıktı diyorum size. Gelip ne biliyorsanız konuşacaksınız. Avukat Bey sizinle konuşacak. Yok, işimden olmak istemiyorum ben. Ben de, iş çıkarmasın başımıza. Bizi karıştırma bak. Sakın başımızı belaya sokma. Buyurun Nükhet Hanım. Bize atıştırmalık bir şeyler hazırlar mısınız? Tabii, derhal. Hafif bir şeyler olsun. Hadi kapatıyorum. İşim var. İyi akşamlar. Duydum. Şimdi böyle diyorlar ama dava bir başlasın. Onlar da taraf değiştirirler. Çok büyük laflar ettin. Kadını cinayetle bile suçladın. Hiçbir şey ispat edemezsek yalancı şahitlikten alırlar seni içeri. Allah korusun. Yok, bildiklerini söylesinler yeter. Hepsi o kadından nefret ediyor aslında. Konuşmaya korkuyorlar. Allah'ın belası. Herkesi sindirdi. Ama görecek gününü. Hadi bakalım. Çıkıyor musun? Çok hoş olmuşsun. Teşekkür ederim. Merhaba efendim. Her ne sebeple olursa olsun bir genç kız, hele bir de içkili halde, yalnız bırakılmaz delikanlı. Haklısınız ama... Aması yok. Bu centilmenliğe sığmaz. Anne lütfen. Madem bu evden birlikte çıktınız, birlikte dönecektiniz. Anne biz konuştuk ve hallettik. Ben de zaten bu konunun bu kadar çabuk hallolmasına şaşırdım.
O gece için çok özür dilerim. Ben de çok ısrar ettim Nükhet'e ama ikna edemedim. Yine de bırakmayacaktınız. Neyse ki Namık Bey yalnız bırakmamış. O getirdi eve kadar. Geç kalıyorsun anneciğim, hadi. Ha, bu arada hafta sonu seninle birlikte müzayedeye gideceğiz. Anne, biz hafta sonu trekkinge gideceğiz. Nükhet'ciğim, ben sana programımızı söyledim. Artık Bahşar'ı çocukları bırakıp benim yanımda yer al. Ha, bu arada sizler de sokaklardan salonlara doğru geçiniz yavaş yavaş. Benden size tavsiye. İyi geceler. İyi geceler Belkıs Hanım. Hadi bay bay canım. Anne niye böyle yapıyorsun? Niye beni arkadaşımın yanında küçük düşürüyorsun? Senin utanmana gerek yok tatlım. Bırak o utansın. Sinan babasının parasını yiyen küçük bir çocuk. Artık senin gerçek beyefendilerle çıkma zamanın geldi. Mesela Namık Andaç'la. Bak Necat'ın kuzeni senden erken davranıyor, haberin olsun. Zülay mı? Evet, bu gece dışarıdalarmış. Vakit kaybı. Şundan bir an önce kurtul. Üşütme, içeri gir hadi. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Anneciğim. Çok özür dilerim. Kızmadın değil mi seni yalnız bıraktım diye? Yalnız değilim ki, herkes yanımda. Sağ olsunlar. Aç mısın? Değilim, atıştırdım bir şeyler. Nasıl geçti? Güzel. Oturduk, sohbet ettik. İki kadeh şarap içtim. Necat aradı, Namık'la konuştular. Öyle mi? Hı. Evi de aradı. Namık'la konuştuktan sonra aramıştır belki. Namık'la birlikte olduğunuzu ben söyledim ona. Sizinle konuşmuş olsaydı biliyorum derdi. Öyle mi? İnşallah yanlış bir şey yapmadım. Arkadaşıyla dolaştığın için bozulmamıştır değil mi? Niye bozulsun canım? En yakın arkadaşı. Bir şeyler var. Ben ifadesini alayım şunun. Sence o kadar ezik bir adam mı? Karizmasını yedirebilir mi böyle bir soru sormayı? Seninle ilgileniyor ama. Kesinlikle. Yoksa niye çıkmak istesin? Ben dalga geçiyorum, sen de inanıyorsun Melek. Benimle ilgilendiği falan yok. Necat'ın kuzeniyim diye yakınlık gösteriyor. Olsa ne güzel olurdu halbuki. Namık'la evlensen hayatın kurtulur. Yok canım. Tabii, hem çok yakışıklı hem de zengin. Hani sinir oluyordun.
Züppe diyordun. Bana göre öyle ama sen hoşlanıyorsun. Ben Namık'la evleniyormuşum, Eda da Necat'la evleniyormuş. Duruma baksan. Yok canım. Necat hayatta evlenmez o kızla. Evlenir mi bilmem ama beraberler. Hadi oradan. Yarın Londra'da buluşuyorlar. Eda Necat'ın yanına gidiyor. Tesadüf mü sence? Merhaba Deniz. Yarın sabah masama müzayedenin listesini koyar mısın? Teşekkürler. Parçaların listesini. Eserlerin kimlere ait olduğunu bilmek istiyorum. Özellikle aracılık katılımcıların gerçek kimliklerini istiyorum. Anlaşıldı mı? Teşekkür ederim. Görüşürüz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Belkıs Ekinci anneciğim. Necat'ın babası Fahrettin Bey'in eşiydi. Hala öyleyim. Özür dilerim. Hoş geldiniz. Çok üzüldük Fahrettin Bey'i duyunca. Sağ olun. Evet, başınız sağ olsun efendim. Sizler sağ olun. Nazik notunuzu aldım. Teşekkür ederim. Sizi burada görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Sen? Eşimin hastalığı nedeniyle senelerdir bu tip faaliyetlerden uzak kalmıştım. Umarım bundan sonra daha sık görüşürüz. Tabii ki, çok memnun oluruz. Aa, kızım Nüket, avukatımız Ali Kulman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Çok memnun oldum. İsterseniz içeri geçebilirsiniz. Birazdan başlayacağız. Çok iyi olur. Bir an önce oturalım. Kataloğu da incelemek istiyorum. Unutur diyordum, getirmez diyordum, inanmıyorum ya. Aşk olsun, ben ne zaman sözümde durmadım. Çok teşekkür ederim. Ben sana dedim, dayanamaz yolda açar dağıtır diye. Kızım toparla onları, bir parçasını düşüp kaybedeceksin. Hiçbir şeyini kaybetmem ben baba, merak etme. Teyze müzayedeye gitti mi? Gider mi? İçi kan ağlıyor. Belli etmiyor ama sızım sızım sızlıyor içi, biliyorum. En önemlisi çok utanıyor. Var ediyor bir şey satınca. Ama ne yapsın? Sayın misafirler, Andaç Holding ve Şirketler Grubu'nun başkanı Sayın Namık Andaç Beyefendi'nin sponsorluğunda düzenlenen 115. müzayedemize hoş geldiniz. Bugün müzayedemizde çok değerli eserler satışa çıkacak. Şimdi bu ilk eserle müzayedeyi açıyorum. Çift serbest porselen vazo. Bu Feride Hanım'ın elinden. Neo Classic Stil. Silindirik gölge. 56 santim. Açılış fiyatı 100.000 TL. Evet, 100.000 verildi. Var mı arttıran? 25.000 TL. Evet. Yok mu başka? Ya Halil abi, ağır onlar. Ver bir tanesini. Bırak sen bunları da. Seni karşılayanlara bak. Teyzem. Ayak
kalmışsın. Maşallah. Hoş geldin. Tamamen geçti değil mi? Bomba gibiyim. Hoş geldin canım. Bak anne bana ne almış. Ozan'cığım niye zahmet ettin? Zorla aldırdın çocuğa. Zorla olur mu ya, ben istedim. Nasıl geçti yolculuğun? Çok şükür ötersiz geldin. Ben de sofrayı hazırlayayım. Gel bakayım. Gezgin Hanım'ın bu kadar eşyası olur mu hiç? Her yerden bir şey toplamış işte. Yok mu artıran? Evet sayın misafirler. 150 bin TL. Bu nadide eser için yok mu artıran? Satıyorum. Yok mu artıran? 200 bin. Evet. 225 bin. 250 verildi. Satıyorum. Yok mu artıran? 275 bin. Evet, bu nadide eser için yok mu artıran? Evet, satıyorum. Sat, sat. İyi fiyat. Gereğinden yükseğe gitti. Bu Feride Hanım'ın bir süre idare eder. Köşkü benden almaya yetmez. Benden bu kadar. Teşekkürler. Başka kalmadı zaten. Hadi şu makineni getir, öğreteyim sana. Aa, aşağıda kaldı herhalde. Hadi kızım, sofrayı kurmama yardım et. Nejat bana fotoğraf makinesini öğretecek. Yemekten sonra öğretir, nasıl hep burada. Ne yaptın bakayım Londra'da? Toparlandım. Eda'yla ne yaptınız? Gezdik. İyi gördüm seni. Teşekkür ederim. Doğru düzgün yerlere götürseydin bari. Kimi? Eda'yı. Bir gece onun bildiği, bir gece de benim bildiğim Londra'yı gezdik. İki gece birlikte oldunuz yani. Evet, sonra o döndü. Otele yakın mıydı? Hayır. Abla kardeş çok keyifli insanlar. Eda'yla Namık diyorum. Biz de çıktık bir akşam. Çok hoş bir yere gittik. Belksan'ın avukatı da oradaydı. O mu aradı seni, sen mi aradın çıkmak için? Ben niye arayayım canım? O aradı tabii. Makineyi getirdim ama yemekten sonra ancak. Sofra hazır. Yemek mi yediniz siz? İçki içtik. Sonra ben evime geldim. Ne oldu ki? Durduk yere Namık'ın seni aramasından hoşlanmadım. Allah Allah. Yani yanlış anlama. Meleği de aramış olsaydı aynı tepki verirdim. Sen Namık'ı tanımıyorsun. Onun ciddi kız arkadaşı olmadı hiç. O gezer, tozar. Maymun iştahlının biri o. Ama ablası gibi askıntı değil değil mi? Bence son derece düzgün bir adam. Ayrıca senin kuzenin olduğum için ilgileniyor benimle. Öyle tabii. Ama Eda Andaç tam bir... Caos. Nejat, onları her gün görüyorsun. Biraz da benimle ilgilen.
Belki bundan sonra birbirimizi daha iyi tanımak için zamanımız olur Nejat. Zülay. Efendim anneciğim. Müzayede edeceğim. Sen aç. Efendim. Ben Zülal, buyurun. Satıldı mı? Kaça gitti? ₺275.000. Tamam. Tamam, akşama görüşürüz zaten. Teşekkür ederim. Sana bir daha bunları yaşatmayacağım. Söz veriyorum. Affedersiniz çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Esetçim, tatlımız var mı? Olmaz mı? Revani yaptım Nejat için. Ben bu evdeki geleceğimden korkuyorum. O bez gezgin. Ancak mutfağı geziyor ama, değil mi? Feride Hanım. Ayhan Bey geldi. Merhaba. Hoş geldiniz, buyurun. Teşekkür ederim. Şunu size takdim edeyim. Teşekkür ederim. Ayrıca bir sürpriz var Feride Hanım. Çok enteresan bir şey oldu. Kimliği belirsiz alıcı parayı öderken bu eserin Saral ailesinin koleksiyonunda kalmasını şart koşmuş. Kim? Nasıl yapar bunu? Adının kesinlikle gizli kalmasını istemiş. Namık. Annemin bu eseri satarken ne kadar üzüldüğünden bahsetmiştim. Çok pahalı bir hediye bu. Durun durun, açmayın. Böyle bir şey asla kabul edemeyiz. Onu dışarı alalım lütfen. Böyle bir şey yaptığına inanamıyorum. İyi niyetinden yapmıştır kesin. Ama abartmış. Görgüsüzlük bu, başka bir şey değil. Senden yüz bulmuş belli. Sen bunu ne demeye çalışıyorsun? Şşş. Kendine gel. Kim bilir onlar ne konuştuğunda böyle bir şey yaptı. Bana baksana sen. Küstahlık etme. Çocuklar. Bir daha adamla görüşmeyeceksin. Sen bana ne yapacağını söyleyemezsin. Yeter. Yeter. Sonuçta bu aynen geri gidecek. Senden nefret ediyorum. Sana hiç yakıştıramadım daha. Ben neden bahsettiğini anlamıyorum. Bunu sana teyzem yolladı. Saral koleksiyonuna gösterdiğin ilgi için teşekkür ediyoruz. Önce şu çeki al. Nejat, lütfen açıklamama izin ver. Ben sadece... Bunu niye yaptığını biliyorum Namık. Kimin gözüne girmeye çalıştığını da. Neler oluyor?
Namık sana sonra anlatır. Bu da sana ailecek hediyemiz. Alamam. Eğer almazsan bunu senin gözünün önünde paramparça yaparım. Tamam. Özür dilerim. Bunu unutabilirim. Ama eğer Zülal'e karşı bir hata yaparsan seni asla affetmem. Değil bel kızım. Artık hiçbir şey sadece senin değil. Ben de varım. Bundan sonra böyle.